Merhaba. Hayal edebildiğiniz en korkunç ölüm nasıldır? Bugün John Jones'un ölümünden bahsedeceğiz. Video boyunca koyacağım görsellerden ve anlatacaklarımdan etkilenecek olanlar olabilir. Onlar bu videoyu pas geçebilir. İnsanoğlu çok ilginç hobileri edinebiliyor. Özellikle de ekstrem olanlarını. Bunlardan biri de mağaracılık olarak çevrilebilecek olan caving ya da spelunking denilen hobi. Mağaracılık denilen bu aktivitede insanlar daracık mağara kanallarına giriyor ve henüz keşfedilmemiş olan mağaraları keşfetmeye çalışıyorlar. O daracık yollardan geçmeye çalışıyorlar. Yeni yerler keşfetmek kulağa hoş gelse de bu mağaracılığı ekstrem boyutta yapan insanların geçtiği yerleri görmek bile insanın içini daraltmaya yetiyor. Klostrofobi denilen korku çeşidi kapalı alanlarda bulunmaktan irrasyonel bir şekilde korkmayı tanımlıyor bize. Dolayısıyla bu fotoğraflara bakarak korkarsanız eğer, klostrofobik olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü sizin korkunuz oldukça rasyonel bir korku. 2009 yılının Şükran Günü için ailesini Utah'ta ziyaret etmek isteyen 26 yaşındaki tıp öğrencisi John Edward Jones, 10 arkadaşıyla beraber Nati Puti mağarasını keşfetmeye gidiyorlar. Bu mağara nemli yapısıyla ve kayaçların üzerindeki kaygan, akışkan bir tabakayla biliniyor. Nati Puti mağarası aynı zamanda farklı bölümlere sahip olan bir mağara. John ve arkadaşları Big Slide denilen bir bölümden geçtikten sonra John, abisi ve iki arkadaşı Doğum Kanalı denilen ve henüz haritalandırılmamış, keşfedilmemiş bir bölgeye doğru yöneliyor. Sürünerek ilerleyen John, keşfini tamamlayabilmek için dar bir geçide kafası önde olacak şekilde giriyor. Buraya girdikten sonra dönemeyen John, geri dönüş için tek çaresinin bir açıklık bulup ayağa kalkıp ters bir şekilde tırmanmak olduğunu düşünüp ilerlemeye devam ediyor. Ancak ilerledikçe daha da sıkıştığını fark eden John, geri dönmek için çabaladığında ise sıkıştığı yerin daha da içine düşerek genişliği 25 santim, yüksekliği ise sadece 45 santim olan bir yerde kalıyor. Genişliği yalnızca bir çamaşır makinesinin kapağı kadar olan tünelde ilerlemeye devam eden John sonunda sıkışıyor. Bulunduğu yerden kurtulmak için debelendikçe bunun hiçbir fayda etmediğini anlayan John, kardeşi Josh'a sesleniyor. John'un bulunduğu yere gelen kardeşi Josh, John'u çıkarmak için onu baldırlarından yukarı çekiyor. Bu da hiçbir fayda etmediği gibi John'un bulunduğu tünelde baş aşağı bir şekilde daha da derine kaymasına sebep oluyor. Üstelik bu sefer John'un kolları gövdesiyle tünel arasında sıkışıyor. Kardeşi için kendi başına yapacak hiçbir şeyi olmadığını anlayan Josh, tek çaresinin mağaranın dışına çıkıp kardeşi için yardım istemek olduğunu anlıyor ve bunu yapıyor. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişiden oluşan kurtarma timi Nati Puti mağarasının etrafında toplanıp John'a yardım etmeye çalışıyor. John'a ulaşan ilk kurtarma görevlisi Suzy Motola, John'a ulaştığında John 3,5 saattir yerin altında baş aşağı bir pozisyonda daracık bir tünelde sıkışmış vaziyette. John'un haritasında işaretli zannettiği ancak henüz keşfedilmemiş olan o daracık kanal mağaranın girişinden 120 metre içeride ve yer seviyesinden 30 metre aşağıda. John'a ulaşan kurtarma görevlileri onu hiçbir şekilde kendileri çekerek kurtaramayacaklarını anladıklarında en iyi çözümün kuracakları bir makara sisteminden John'u çekerek kurtarmak olduğunu düşünüyorlar. John'un bulunduğu pozisyondan dolayı çok fazla vakti yok. Çünkü John saatlerdir baş aşağı durduğu için kan beynine pompalanmış durumda. Ve kalbi John'un kafasına hücum etmiş kanı vücudun geri kalanına pompalamakta zorlanıyor. Hatta bölgeye gelen doktor, saatlerdir baş aşağı bir pozisyonda duran John'un kanında çok fazla toksin bulunduğunu belirtip, John'un aniden ters çevrilmesi halinde de ölümle karşılaşabileceğini belirtiyor. Kurtarma ekipleri, John'u kurtarmak için kurmuş oldukları halat sistemini kurduklarında, John tam 8 saattir baş aşağı kalmış pozisyonda. Kurtarılmayı bekleyen John, bu pozisyonda polis telsizi üzerinden hamile olan eşiyle de bir görüşme yapıyor.
Ancak artık yorgunluktan bitkin düşmüş durumda ve sesi gitgide bulanıklaşmış durumda. Bir başka aksaklık ise John'un bulunduğu pozisyondan ötürü halat sistemi onu yukarı çekecek olsa bile ayaklarının kırılması gerektiği. John'un baş aşağı durduğu tünelden kurtulup da biraz daha yatay olan tünele çıkabilmesi için ayaklarının kırılması şart. Çünkü bulunduğu tünelin tavanı çok alçak. Saatlerdir baş aşağı pozisyonda sıkışmış olan John'un ayaklarının kırılması onu öldürebilir. Ancak denemekten başka çareleri de yok. Kurtarma görevlileri kurmuş oldukları halat sistemiyle saatlerdir baş aşağı durduğu için organları akciğerine baskı uygulayan ve bu nedenle nefes almakta artık güçlük yaşayan John'u son bir gayret çekmeye çalışırlar. Sıkıştığı yerden biraz olsun kaldırılabilen John, kurulan halat sisteminin bir anda yıkılmasıyla bulunduğu delikte daha da derine saplanır. Ve maalesef kurtarma ekibi ve John ilk baştaki hallerine geri dönmüş durumdadır. Sıkıştığı yerde 24 saatten fazla zaman geçirmiş olan John artık kurtarma ekiplerine cevap veremez hale gelir. Ve bir kurtarma görevlisi ekibin kalanına John'un artık öldüğünü belirtir. John'un ölüm nedeni kalp krizi midir, boğulma mıdır yoksa beyin kanaması mıdır bilinmez. Yaşanan trajedinin en acıklı yanlarından biri ise John'un ölü bedeninin de kurtarılamamış olmasıdır. John'un bedeni bugün hala daha tünelin 120 metre içinde, yerdense 30 metre aşağıda Nati Puti mağarasının içinde bulunmaktadır. Bedeni çıkarmak için akıllara gerekirse parçalayıp çıkarmak gibi fikirler gelmişse de bunlar yapılmamış, John olduğu yerde ebediyete kadar bırakılmıştır. Yaşanan ölümün ardından görevliler başka mağaracıların benzer bir durumla karşılaşmaması için ve John'un bedeninin rahatsız edilmemesi için mağaranın girişini çimento ile kapatmışlardır. Bugün John'un ölü bedeni hala daha son saatlerini geçirdiği o daracık tünelde bulunmaya devam ediyor ve bu tüyler ürpertici bir gerçek. 2016 yılında John'un bu trajik ölümünü konu alan The Last Descent isimli bağımsız bir film yayınlandı. Film olarak çok başarılı bulmasam da ilgisini çekenler izleyebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.